AKP iktidarı başkanlık adı altında rejimi değiştirmeye çalışıyor. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği üzere bu bir sistem tartışması değil, bir rejim tartışmasıdır. AKP iktidarının gözü o denli dönmüş ki başkanlığı getirebildikleri takdirde sadece Atatürk'ün adını anayasa yemininden, anayasa metninden çıkarmakla kalmayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin ismini değiştirmeyi dahi aralarında tartışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin adının Yeni Türkiye Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olması yönünde de kendi aralarında fikir alışverişi yapıyorlar. Mesele bir sistem meselesinin ötesine geçmiş, ciddi bir rejim değişikliği hazırlığı haline gelmiştir. AKP iktidarı uzun bir süredir yeni Türkiye vurgusu yaparak kamuoyunu da bu hazırlığa alıştırmaya, psikolojik zemin oluşturmaya çalışmaktadır. AKP iktidarı tek adam rejimini, tek adam anlayışını sadece Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlıkta değil, hayatın her alanında uygulamaya çalışıyor. Örnek, İstanbul sınırları içerisinde 39 ilçe var ve 39 belediye var. AKP iktidarı üzerinde çalıştığı bir tasarıyla bu 39 ilçe belediyesini kapatıp bunları şube müdürlüğüne çevirmek istiyor. Bu ne demek? İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanı olacak. İstanbul 3 ayrı seçim bölgesine ayrılacak. Birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge olarak nitelendirilecek. Anadolu yakasının 14 ilçesinin belediyesi kapatılacak, bunların yerine tek bir belediye başkanı olacak. Yani İstanbul birinci bölge belediye başkanı, İstanbul ikinci bölge belediye başkanı, İstanbul 3 bölge belediye başkanı olacak. Bunların üzerinde de sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konumlanacak. Yani 39 belediye kapatılıp koskoca İstanbul dört belediye başkanıyla yönetilmek istenecek. Şimdi bu ne demektir? Bu başkanlık adı altındaki rejimin hayatın her alanına yansıması demektir. Oysa ki AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde yerel yönetimin güçlendirilmesi vaadinde bulunmuştu. Şimdi ise bırakın yerel yönetimin güçlendirilmesini yerel yönetimler tamamen tasfiye edilmek Ortadan kaldırılmak ve tek bir adama bağlanmak isteniyor. Ankara'da mevcut ilçe belediyeleri kapatılıp Ankara iki bölgeye bölünmek isteniyor. İki bölgenin belediye başkanı ve onların üstünde bir büyükşehir belediye başkanı olarak tasarlanıyor. Buradan başkanlık tartışmasını ilgiyle izleyen kamuoyuna bir mesaj vermek istiyorum. Belediyeleriniz kapatılmak isteniyor. İlçe belediyeleriniz ortadan kaldırılmak isteniyor başkanlık rejimi tartışmalarında yol alabildikleri takdirde artık Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Yeni Mahalle, Çankaya, Alanya, Konak, Güzel Yalı, Güzel Bahçe, Karşıyaka belediyeleri olmayacak. Bu belediyelerin tamamı şube müdürlüğüne çevrilecek ve bunların tamamı bir belediye başkanı tarafından yönetilecek başkanlık tartışmaları için yeni bir boyut olarak AKP'nin bu anlayışında kamuoyunun takdirine sunuyor.